''Keşke alsalar da ben de gitsem.'' dedim. Bu sözü o kadar candan söyledim ki önümde Mehmet Ali ile gidecek olanların gözleri parladı. İçlerinden birisi Allah, biz düşmanın hakkından geliriz ama silahımız cephanemiz yok.'' diyorlar dedi. Anadolu köylüsünde olumlu ve realist duygu hemen bütün diğer duygulara galebe çalmıştır. Arası da uyanan lirizmi bir saniye içinde parlayıp sönüverir. Heyecanlı adamın onun indiğinde bir deliden farkı yoktur.'' Onun güvenini kazanmak için sessiz, ağır ve hiç gülmez görünme, görünmek gerek. Ben de kendimi topladım. Mehmet Ali gitti. O giderken bütün ev sarsılacak sandım. Fakat tahminim kadar olmadı. Hatta ayrılırken sarılıp öpüşmediler bile. Kız kardeşleri sessiz sedasız ağlıyordu. Karısı bir iki defa hıçkırayım dedi. Fakat Mehmet Ali öyle bir ters ters baktı ki kadın bütün hıçkırıklarını katı lokmalar yutar gibi içine çekti. Zeynep kadın duvara dayanmış duruyordu. Yanında İsmail iki elin iki elini kuşağına sokmuş bakıyordu. Mehmet Ali bana doğru eğildi. Elimi öptü. Bir şey söylemek istedi ve torba torbacığı omuzunda yürüdü gitti. Bu çocuk belki bir daha dönmeyecek. Yüreğimde derin bir kasvetle arkasından yürüyorum. Yolda rast geldikleriyle durup helalleşiyor. Gözlerinde yaş var mıydı? Gözleri yaşlı mıydı? Bilmiyorum aramızdaki bütün anlaşmazlıklara rağmen yeryüzünde o benim tek dostumdu. Yarı yerinden bölünmüş yaşantıma yeni bir yön vermek için bana yardım eden tek adam o değil midir? Hangi fikir, sınıf ve meslek arkadaşımdan hayır gördüm? Hepsi kendi başının derdine düşmüştü. Yalnız Mehmet Ali bana elini uzattı. Uzatıp gel seni köyüme götüreyim. Burada yalnız sersebil olursun demişti. Bu sözü hatırmak gelince Burnumun direği sızladı. Hemen orada bir çakal gibi avazım çıktığı kadar ulumak ihtiyacına duydum. Mehmet Ali yokuştan indi, dereyi geçtir, tarlaların içinden yürüyerek yola doğru ilerliyor. Dört arkadaştılar. Bir defa dönüp parkalarına bakmıyorlar. Belki bakmaya erilik yapmıyorlar. Bunlar belki yarınki Türk zaferinin isimsiz kahramanları olacaklar. Belki de ne olursa olsunlar şu dakikada uzaklaştıkça küçülen, uzaklaştıkça küçülen bu dört süliyetin sabahleyin okullarına giden dört çocuktan farkı yok. Mehmet Ali gittiği günden beri Zeynep kadının ağzını bıçak açmıyor. Yüzü bir maske gibi hareketsizleşti. Gözleri hep sabit bir noktaya dalıp kalıyor. Ona laf söylemekten korkuyorum. Lakin bir gün o bana söyledi. Benim Bebemi aldılar ama kazık gibi herif karının koynunda saklanmış yatıyor. Kimden bahsettiğini sordum. De aha cennetin nedir osu dedi. Hem de yabanın biri kimse nereden geldiğini bilmiyor. Asker kaçağıymış. On gündür Süleyman'ın evinde saklı. Karı, de, karı kendi eliyle ona yemek pişirip verirmiş. Gece de yatağını alırmış. Süleyman'ın gözü önünde mi? He ya biri sağ böğründe öbürü sol böğründe. Gülmekten kendimi tutamadım. Zeynep kadın işin bu tarafına önem vermez görünüyordu. Gidip haber vereceğim. Bize bir kötülük gelir diye korkarım. Mehmet Ali'nin anası gerçi böyle konuşmuyor. En koyu Anadolu ağzıyla söylüyor. Cümleler boğazından birer tutam çalı gibi sert ve dikenli çıkıyor. Çok da benim bütün merak ve ilgim Süleyman'a doğru gitti. Muhayyelem Zeynep kadının bana anlatmadığı zina dramını en küçük teferruatına kadar gözümün önünde canlandırıyor. Dişi ve erkek arasındaki ezirli mücadelenin bundan daha müthiş bir safhasını hatırlamak mümkün değildir. Kadın burada bütün vahşi insan içgüdüleri ayakta bir yırtıcı yaratık gibidir. Bunun bir tarafında koca, kana emilip posası bir kenara atılmış bir avı andırıyor. Öbür tarafında aşık tabiatın yenilmez değişmez kör ve sakar güçlerinden bir parçası, parçadır. Zavallı Süleyman her başında kaldırmak isteyip isteyişte ya bir kaya gibi rakibinin önünde dikildiğini görüyor ya da karısının bir dişi kaplan kükreyişinden daha korkunç kahkahasıyla karşılaşıyor. Gerçi sonradan işittiğim şeylerle bu tasavvurumun ne kadar doğru olduğunu anladım. Süleyman önce betelmek istemiş. Haydi be sen de demişler. Bir başka defa herif şöyle bir dirsek kalkmasıyla onu yere oturtuvermiş. Karının üstüne yürümeye kalkmış. Kara elini böğrüne dayayarak göğsünü ileriye doğru itmiş. Hele dokun, hele bir dokun, vallahi bir gün kalmam giderim diye bağırmış. Bu giderim tehdidi Süleyman o günden beri geceleri yorganın altında büzülüp zarı zarı ağlamaktan başka bir şey yapmıyormuş. Lakin işte köylüler buna tahammül edemiyorlar. Bir gün Be Bekir Çavuş cennete çeşme başından az geldi. Dişlerini gıcırtatarak üstüne yürüdü. Ya o deflersin yahut karışmam diye homurdandı. Kadın taştan di Diana da tavrını aldı. Kadın taştan Diana tavrını aldı. Ne idermişim bakalım, ne idermişim bakalım diye haykırdı. Herkes sandı ki Bekir Çavuş cenneti sulanıyor. Adamcağız başını sallayarak uzaklaştı. Başka bir gün muhtar da Süleyman'ın kapısına kadar gitmiş. Söyleyin, söyleyin o kerataya buradan def olsun emrini vermiş. Fakat dinleyen olmadı. Kadın beni boşasın öyle gideriz demiş. Lakin Süleyman hiç de karısını boşamak fikrinde değildi. İşte bu yüzden köylüler bu rezalete bir son vermek için tek çareyi baskında buluyorlar. Hocaya sordular. Gözümüzle görsek şeriatın boş düşer mi? diye. Hoca elbet demiş. Bunun üstünde bir gece yatsı namazından sonra köyün belli başlı adamları hep bir araya gelip Süleyman'ın evini bastılar. Köyün imamı da beraberindeydi. Hiçbir gürültü olmadı. Hatta Mehmet Ali'nin kardeşi küçük İsmail soluk soluğa koşup gelerek bizi olan bitenden haberdar eylemeseydi hepimizin haberi olmayacaktı. Sudan gelirdim dedi. Bir de baktım ki camiden çıkanlar hep bir yana yöneldiler. Ben de aralarına katılıverdim. Süleyman'ın kapısı önüne gelince durdular. İmam efendi elindeki çomakla üç defa vurdu. Ses çıkmadı. Bekir Çavuş, Ülen Süleyman, biz geldik aç kapıyı diye ünledi. Gene ses yok. Azıcık beklediler. Sonra Memiş'in ağası aha şöyle omuzunla kapıya dokunuverdi. Hep birden içeriye dağıldılar. Ben de dağıldım. Odada bir bağırışma çağırışma oldu. Aha o vakit elimden testi düşüverdi. Cennet Hanım bize dinsiz imansız imansızlar. İmam dinsiz de sensin imansız da sensin. Haydi çık buradan. Gayri şer'an Süleyman'ın yanında kalamazsın dedi. İşte o vakit Süleyman'ın sesini duydum. ''Amanın itmeyin, amanın itmeyin'' diye bağırdı. Ondan da öte ''Ne oldu bilirim, bilirim, bilmeyelim. Başıma bir kötülük gelir'' diye sıvıştım. İsmail hiç bu kadar heyecanlı görmemiştim. Hatta anasından dayak yediği gün bile bu kadar solmuyordu. Solumuyordu. Ben, benzi bu kadar atmamıştı. Dudakları bu kadar titremiyordu. Lakin Zeynep kadın ''Ülen testiyi neden attın?'' diye üstüne yürüyünce haklı başına geldi. Ertesi gün cennetle herif Sabahleyin erkenden köyü terk ettiler. İşte Süleyman kara sevdaya o günden sonra tutuldu. Bu önce ta yüreğinin derinliklerinden gelen bir ağlama sesi halinde başladı. Süleyman'ın gözlerinden bir damla yaş akmıyor fakat hıçkıra hıçkıra hüngür hüngür ağlıyordu. Sonra karanlık bir sessizliğe düştü. Ne yiyor, ne içiyor, ne de söylüyordu. Gözlerini bir noktaya dikiyor, öyle saatlerce kalıyordu. Zavallının yakınlarından da kimse yoktu. Ki onu teselli etsin. Yalnız Memiş yanı başından ayrılmıyordu. Bu iki meczubun hiç konuşmaksızın birbirlerini anlayan ve birbirine uzun, önemli ve samimi şeyleri nakleden bir halleri vardı. Onların bu sessiz ve esrarengiz haspı hallerini bilmek isterdim. Ben de onlar gibi meczubun biri değil miyim? Bu günül faciası bendeki sevdalı tahayyüllere yeni bir renk verdi. İki günde bir Dulcine'nin köyünün yolunu buluyordum. Bu sıcak yaz günlerinde iki köy arasındaki gidip gelmeleri epeyce yordu. Bazı günler bu gezinti bir, göl, bir çöl yolculuğu kadar zahmetli oluyor. Toprak ayaklarımın altında bir volkanın fışkırmaları gibi sert ve sıcak. Güneş denilen ağır ve büyük ateş küresini omuzlarım üzerinde tek başıma ben taşıyormuşum gibi gökyüzünün bütün yaz ağırlığını sırtıma abanmış hissediyorum. Bu zahmet, bu meşakkat ne için diyorum. Bir hayal için, bir yabani çiçeğin gölgesi için. Bari güzel kokuyor mu? Bari dokusu dudaklara hoş mu? Adam sende. Her sevgili bizim mahiyelerimizin yaratıp süslediği yarat yaratıktan başka bir şey midir? Bu ister bir şehirli hanım ister bir köylü kız olsun. Ona bir taneciğim diye, diyen biziz. Sanıyorum ki birkaç defa sevdim ve her defasında aynı tarzda sevmekle beraber sevdiklerim birbirinin aynı değildi. Aynı değildi. Şu halde gönlümüz her çiçekten bal alan bir arı gibidir. Tevekkeli Eşrifoğlu, ara gibidir. Tevakkali Efilioğlu, "Arabimiz balda biz bizdedir." dememiş. Bu söz şairlerin maşuka adını verdikleri yarattığı, yarattığı derhal ortadan kaldırıyor. Bu bakımdan Don Kişot, Short Mutavaz, mutasavvıflarına ne kadar benzer? İnsanlığın bu ne? Bu en büyük, en derin idealist tipi kasabada bir köylü kızına yıllarca gönül bağlamadı mı? Ona her rast geldiği yerde en kibar hanımlara yapılan muameleyi yapmadı mı? Şansu, efendisinin bu yanlış görüşüne hiçbir anlam veremiyordu. Prens Şato hanımı, hanımı dediğimiz bu mu? Yok, yok canım. Bu pis kokan, elleri nasırlı, alelade bir köylü karısıdır, diyordu. Don Quixote buna rağmen yerlere kadar eğilip Dulcine'nin elini öpüyordu. Ve şans Sancho'ya dönüp oh ne güzel kokuyor ne ilahi varlık diyordu. Şu dakikada ben de Dulcine'sine giden Don Quixote'un benzeriyim ve öyle kalmak bana bir utanma vermiyor. Yürüyorum, yürüdükçe gönlümdeki coşkunluk artıyor. Ayaklarımın altında çatırdayan kuru toprağa bir çimellik sanıyorum. Ara sıra kenarlarından geçtiğim tarlalar bana güllük gülistanlık geliyor. O biçare tarlalar ki üstlerindeki ekinleri iki karış yükselmeden sararmış. Boyu bükük başaklar yerin dibinden gelen bir ızdırabı hikaye ediyor. Ve önümdeki hep boz tepecikler toz toprak dalgaları. Lakin benim içimdeki orkestra bunların hepsine hayalün erişemeyeceği kadar cazibeli birer dekor niteliği vermektedir. Biraz sonra dulcinenin yanına varacağım. Bugün içime doğmuş, koruluğa daha ilk adımımı atar atmaz onunla karşı karşıya gelmeyeyim mi? Henüz yıkaya, yık, yıkadığı çamaşırları dallara asıyordu. Sıvanmış kolları, bileklerinden itibaren bembeyazdı. Beni görünce gene o yabani geyik tavırları. Gene o ağaçların arasını saklanmalar, koşmalar, dönüp arkaya bakmalar, ne olursa olsun. Körpe geyik, bugün seni bırakmayacağım. Neden kaçıyorsun öyle, neden kaçıyorsun? Üstüne doğru yürüyorum. Bereket köyüne kaçamayacak. Çünkü ilk koşmaları onu köyün aksinin yönüne attı. Benden korkacak ne var? Dur bakalım, ben sana kötülük edecek değilim. Bunları söyleyerek yürümekte devam ediyorum. Bir an geldi, durdu ve bir ağacın arasının arkasına çömeldi. Yaklaşıyorum. Canım benden bu kadar ürkecek ne var? Aman etme güzel kardeşim. Aman etme. Sana ne yapacağımı sanıyorsun? Haydi rahatına bak. Git işini gör. Ben şöyle bir kenarda otururum. Aman güzel kardeşim. Olmaz. Halam görür. Halan ne görür? Olmaz olmaz halam görür. Ve o kadar hazin, yalvaran bir sesi söylüyor ki, tıpkı ağa düşmüş bir avın sesi. Neli derse ağlayacak. Biraz daha yaklaşıyorum. Öyle ki aramızda yalnız bir ağaç var. Bu korkuyu bırak. Bak ben yabancı değilim. Bu beni kaçıncı görüşün? Hiç sana benden bir kötülük geldi mi? Hissediyorum ki ağacın dibine büzülmüş ıslak bir kedi gibi titriyor. Acaba heyecandan mı? Yoksa alilade bir cinsi heyecanından mı? Çünkü gittikçe sesinin bir miyavlamadan fark, fark, farkı olmuyor. Olmaz olmaz halam görür. Ve ben kalbim küt küt vurarak yanı başına çöküyorum. Salih ağa, Zeynep kadının başına hiç yoktan bir arazi meselesi çıkardı. Bu köy ağası Mehmet Ali'nin ta, ta babası zamanında ekip biçtikleri bir tarlanın kendisine ait olduğunu iddia ediyor. Zeynep Hanım geçen gece hüngür hüngür ağlayarak bana davayı anlattı. Oğul askeri gittiği gün bile gözünden bir damla yaşakmayan bu kadın şimdi bir toprak parçası elinden gidecek diye ağlıyor. Asıl tuhafı şu ki bu tarla ki, kira ile benim hesabıma ekilip biçiliyor. Ve Salih benden davacıdır. Korkma ona zırnık vermem. Gerekirse mahkemeye düşeriz. Zeynep kadın daha çok ağlamaya başladı. Mahkemeye mi? Aman etme aman etme o. O neden? Aa parayı yedirir. Kadı, kadıyla ile bir olur. Üstelik öbür topraklarımızı da elimizden almaya kalkarlar. Nasıl olur? Ne ile ispat eder? Sizin elinizden kağıdınız, koçanınız yok mu? Yok ya. Ben Ne bileyim ben? Yok ya. O halde şahit gösteririz. Hepsi ondan yana çıkar. Hepsi. Zeynep kadın neden ağladığını şimdi anlıyorum. Benim kafamda kızdı gidip Salih A ile görüşeceğim. Gittim fakat neye yarar? Salih Abi otomat gibidir. Gözümün önünde canlı yaratıklara mahsus bütün vasıfları gösteriyor. Lakin ne işitiyor, ne konuşuyor ne de sözlerimden bir şey anlamış görünüyor. Sanki benim ağzımla onun kulağı arasındaki mesafe 5-10 kilometredir. Farkına varmaksızın bağırmaya tek elimle bir takım hareketler yapmaya başlamıştım. Bir de baktım ki Saliha yanımdan sıvışmış gitmiş. Arkasından koşup yakaladım. Madeni bir parıltı ile parlayan gözlerini gözlerime dikti. Dudaklarında silik bir gülümseme ile ''Senin nene gerek?'' dedi ve evinin kapısından içeri girdi. Saliha'nın bir ayak sesi duyunca yuvasına kaçan bir hiç farkı yok. O böyle kaçarken insanın bütün avcılık duyguları uyanıyor. Arkasından nişan alacağı geliyor. Bari gidip muhtarı göreyim dedim. Fakat kendisine evde kendisine evde yok dedirtti. Denil, yenilmez bir öfke ile dönerken yolda imama rastladım. Ne dersin imam efendi şu Salih Ağa'nın ettiğine? Ne etmiş ki? Bizim zavallı Zeynep kadının malına sahip çıkıyor. İmam sustu. Başının önüneydi. Sakalını karıştırmaya başladı. Böyle olur mu? Vallahi kaymakamlığa, mutasarrıflığa icap ederse val valiye kadar giderim. Söyle ona gözünü açsın. Baş üstüne söylerim diyor ve sıvışıyor. İşte bugünden itibaren Salih Ali ile aramızda bir mücadele başlamış oldu. Gerçi ben hiddetim ve şiddetimle durmadan taarruzda ve o susuşları anlamsızlıktan gelişleri... Kar Kaçışları, saklanışları ile hep savunma durumunda görünüyor. Fakat hissediyorum ki her tarafımızdan çevrilmişizdir. Havada bizi tazik eden bir gaz var. Korkma Zeynep kadın, seni sonuna kadar koruyacağım. O kuşkulu bir tavırla başını sallıyor. İnşallah bakalım diyor. Canım ne kork ne kadar korkuyorsun? Toprağın üstündeki ürün benim değil mi? Onu ben biçeceğim, ben kaldıracağım. Gelecek yıl ona sormadan sürmeye başlayacağım. Varsun da davacı olsun. Bu dava sözünü duyunca Zeynep kadın yüzünü buruşturuyor. Bir gece uykumun arasında yürekler parçalayıcı feryatlarla uyanıyorum. Ne oluyor? Yataktan fırlayıp koşuyorum. Meğer Mehmet Ali'nin karısı doğuruyormuş. Odanın kapısının önünde rastladığım Zeynep kadına sordum. Eve getirdiniz mi? Eve de ne olacak? İşte tavana urganı bağladım. Ona ona asıla asıla kurtulur. Ya sonra Sonrası ne olacak? Hepimiz böyle doğduk, dedi. Ve sözüne bir şey ilave etmeden doğum odasına girdi. İsmail sokak kapısının yanında hemen yarı eşik üstünde kırılmış yatıyor. Dünyadan haberi yok. Beni evin ta öbür ucundan uyandırıp ayağa kaldıran feryatlar iki adım ötede onun kulaklarına kadar varamıyor. Doğuran kadının sesi hemen hemen gayri insani diyebileceğim bir acayip bağırış halini aldı. Bir cigara yaktım. Odanın, odamın içinde dolaşmaya başladım. İçimde buraya ilk geldiğim gece bile duymadığım bir perişanlık var. Yerkenleri parçalanmış bir küçücük gemide bir deniz kazası geçirmekte olan adam gibiyim. Kadının feryatları Bora'nın ıslıklarını hatırlatıyor. Şimdi batacağız, şimdi batacağız. Birden bir yalçın çığlık ve sessizlik. Bir derin ıs ıssızlık. Mutlaka kadın doğurmuş olacak. Dünden beri Mehmet Ali'nin bir oğlu var. Ben görmedim. Fakat İsmail'in anlattığına göre o kadar küçük bir şeymiş ki insan avucunun içinde ağırlığını duymadan onu taşıyabilirmiş. İsmail mutlaka sen de doğduğun zaman onun gibi bir şeydin bak. Hala bir türlü büyümüyorsun. Evlenirsem daha gelişirim. Evlenmek mi? Sen ha. Olacak iş mi bu İsmail? Neden olmasın? Ben üç aydır yavukluyum bile. Bu kez ürün iyi olursa mutlaka evleneceğim. Daha bu sakalın çıkmamış. Daha 15 yaşına bile basmadın. Şu boyuna posuna bak. Bana kızdığını hissediyorum. Göğsünü mısır tavuğu gibi öne doğru şişiriyor. Başını dimdik kaldırıyor. Kız beni istiyor. Gülmekten kendimi güç tutuyorum. Ya anası babası? Anası babası yok. Halasının yanında oturur. O da vermezse kaçırırım. Gözünü aç. Sonra Süleyman gibi olursun. Başına neler geldi kendi gözünle gördün. Gerçekten yazmayı unuttum. Süleyman 3-4 günden beri ortadan kaybolmuştu. Kimse nereye gittiğini bilmiyor. Hatta arkadaşım emiş bile. Meczup uzaklarda belirsiz bir noktayı gösteriyor. Deha aha gibi anlamsız şeyler söylüyor. Sonra manalı manalı sırıtıyor. Lakin görünen köy için kılavuzu ne hacet bilen bilir ki Süleyman nerededir? Ekinler sarmağa başladı. Zavallı ekinler. En yükseği iki, karşın, iki yaşında bir çocuk boyunu geçmiyor. Orta Anadolu'nun topraklarındaki ıstırap sanki bunlarda en açık ifadesini bulmuş gibidir. Akşam üstleri bütün başaklar yetim boyunlarını Yetim boyunlarını büküyorlar ve hazin köklerine bakıyorlar. Ben bu manzarayı seyrederken eski Türklerin niçin hep Rumeli'ye uzanmak istediklerinin manasını anlıyorum. Anadolu'nun ortası Asıl ana vatanının göbeği tuzlu göllerden, kireçli topraklardan ibaret bir çorak ülkedir. Burada Türk milleti çölde beni İsrail'i e andırır. Şimdi ise bir cehennem çemberi onu her tarafından kuşatmıştır. Bütün ber bereketli ve zengin toprakları çepeçevre çepi elinden alınmıştır. İstiklal mücadelesinin ya ölürüz, ölürüz ya kurtuluruz parolası işte bundan ileriye geliyor. Gerçekten bunun ikisi ortası olmaz. Türk milleti ya bu çemberi yarıp geçecektir yahut da burada ölmeye razı olacaktır. Ölmeye razı olmak şimdiye kadar hangi milletten bu kadar ağır bir şey istenilmiştir? Ama içimizden bunu kabulü hazır insanlar çıkıyor. Geçen gün aldığım İstanbul gazetelerinde okudum. Sevil muahedesi esas itibariyle kabul edilmiş. Damat Ferit hükümeti onu imzaya üç kişi yolluyormuş. Bu üç kişiden biri de Rıza Tevfik'tir. O Rıza Tevfik ki bize Türk folklorunun zevkini veren ilk adamdır. Türk halkına bu kıyan, hıyaneti reva görmesinin sebebi ne? Niçin bir yaşlı şaman heyetine girip bu arık topraklarda dolaşarak milletin ızdırabını terennüm ediyor? Yazıklar olsun seni sevmesini bilmeyenlere. Ey gamlı ülke! Seni sevip senin sessiz dramın içinde gömülüp gitmekten korku çekenlere. Taşın, toprağın ne bitmez bir sabır ve mukavemet hazinesidir. İnsan senin göğsünde ya destani bir kahramanlığa erer ya da en ilahi mizaçlı velilerin feragat ve ma mahviyet derecesine varır. Şimdi şu söğüt dalının altından haykırsam Yunus Emre bana ses verecektir. Derviş gönlü taş gerek, gözü dolu yaş gerek, koyundan yavaş gerek. Evet pirim, evet pirim, ben işte... Burada öyle olmaya çalışıyorum. Bu bodur ve seyrek ikinler, bu boynu bükük başaklar, bu boğulu söğüt ağacı, bu donuk ve sessiz su, hülasa bütün bu yoksul tabiat parçası neyin sembolüdür? Bunlar arasında bir ruh, toprağa gömülmüş bir tohum değil midir? Ben yedek subay Ahmet Celal, Delal Paşa'nın oğlu Ahmet. Porsuk çayının kenarında böyle bir tohum haline girdim. Bir kulaç, kara toprak içinde filizimi sürmek, dal ve budaklarımı aydınlığa doğru uzatmak, meyvamı vermek için Allah'ın rahmetini bekliyorum ve gönlümü olduğum toprağın ızdırabını bedenimde hissediyorum. Her hususta ona karışıyorum. Ben Celal Paşa'nın oğlu Ahmet, İsmail'in en muhteşem konaklarından birinde doğup ve fırtınalı hülya iklimlerine doğru kanat açıp uçtuktan sonra kanatlarımın biri kırılmış olarak buraya düştüm. 32 yaşında bir emekli asker, bütün geleceği geride kalmış bir sakat delikanlı şimdi burada. Ne yapıyorsun? Ha ha. Adam sen de. Görüyorum ki fikir ve hayal aleminden henüz yere inmiş değilim. Oysa ben İstanbul'dan çıkarken bütün zıraplarımın kaynağının kafamda olduğuna karar vermiştim ve onu orada bırakmak istemiştim. Burada hiçbir şey düşünmeyecek, metafizeye tamamıyla veda edecek ve bir köylü nasıl yaşarsa öyle yaşayacaktım. Tamamıyla onlara karışacaktım. Lakin işte görüyorum ki bir çanak suda bir damla zeytinyağı gibiyim. Ne karışıyorum ne dedi dibe çökebiliyorum. Bize bunun için toplumun kaynağı diyorlar galiba. Türkiye'nin aydın sınıfı gerçekten bu toplumun kaynağı mıdır? Eğer öyleyse bu Salih Ağalardan, Bekir Çavuşlardan, bu İsmail'lerden, bu Zeynep kadınları, kadınlardan ben de bir şey bulunması gerekmez miydi? Oysa ben burada hayvanlara insanlardan daha yakınım. Onları tiksinmeden şefkatle sevmesini biliyorum ve bu sevgimi onlara geçebiliyor. Boz eşek bana iyiden iyiye alışmış. Zira onun başını koltuğumun altına alıp saatlerce okşarken o tatlı tatlı bana bakar ve bazen ben yürüyünce kendiliğinden arkama takılır. Oysa küçük İsmail bana karşı hala ilk geldiğim geceki yabancılığını, uzaklığını muhafaza etmektedir. Ona dostluk ve sevgi gösteremi gösteremiyor muyum? Eski çamaşırlarımı hep ona vermiyor muyum? Avucuna iki de bir para sıkıştırmıyor muyum? Yaptığım iyiliklerin hiçbiri, hiçbir onu bana meylettirmiyor. Geçen gün Zeynep kadının sokak kapısının önünde benden yakınırken yakala, yakalamayayım mı? Ben onun bu işlerini karıştırmışım. Salih Ağa aralarını bozmuşum. Zaten yanlarına geldiğim günden beri evlerinin beti bereketi kalmamış. Mehmet Ali askere gitmiş, başlarına bu arazi davası çıkmış. İsmail şımarmış, kimseyi dinlemez olmuş. Ben bunların işitmezlikten geldim. Kapıdan çıkmak üzere iken ayaklarımın ucuna basarak ters yüzü odama döndüm. Şimdi başım iki ellerimin arasında düşünüyorum. Onlar gibi olmak, onlar gibi giyinmek, onlar gibi yiyip içmek, onlar gibi oturup kalkmak, onların diliyle konuşmak. Haydi bunların hepsini yapayım fakat onlar gibi nasıl düşünebilirim? Nasıl onlar gibi hissedebilirim? Odamı dolduran bütün bu kitapları yakmak bu resimleri, bu levhaları ayaklarımın altına alıp ezmek neye yarar? Hepsi benim içime girdiler. Ben de silinmez, kaçınılmaz, yıkanıp temizlenmez izleri bıraktılar. Benim iç duvarlarım bütün bu yabancı nakışlar, çizgiler, işaretler, renkler ve hierogliflerle doludur. Dış cephem değişmiş, neye yarar? Ben asıl ben, bu toprağın malı olmayan ve hepsi dışarıdan gelen maddeler ve unsurlarla yoğrula yoğrula adeta sınayi, adeta kimyevi bir şey halini almışım. Geçen gün kırlarda dolaşırken ayağım bir konserve kutusuna çarpmıştı. Durup bakmıştım. Bu kutu Amerika'dan gelmiş bir kutuydu. Üstünde İngilizce bir şeyin adı yazılıydı. Bu kutu buraya hangi yolcular bıraktı? Kim bilir ne zamandan beri kaldı bilmiyorum. Fakat tuhaf bir ilgiyle eğildim. Elimi aldım Baktım adeta bir eski aşinayı görür gibi oldum. Ben bu topraklarda işte bu teneke kutunun eşiyim. Benzetiş istiare, benzetiş istiare. Fakat hayatta böyle bir şey yok. Hayat ve gerçek Salih Ağa'nın ayaklarında. Hayat ve gerçek Zeynep Kadın'ın buruşuklarında. Hayat ve gerçek Muhtar'ın kırçıl sakalında. Hayat ve gerçek İsmail'in yuvarlak gözlerindedir. Kadınlı, erkekli, çoluklu, çocuklu köylüler tarafından evlerine dönerlerken dibine oturduğum söğüt ağacının dallarından bütün hülyalar ürkerek kaçışır. Çetin çalışmaları esnasında balçıklaşan bu insanlar küme küme, ikişer üçer, teker teker, kerpiçten yuvalarına dönerlerken ben kendime kendi köşemde her zamandan daha garip, daha anlayışsız, daha manasız, daha faydasız bulurum. Bu balçıktan insanlar aralarında hiç konuşmadan yürürler. Kiminin sırtında bir demet çalı, kiminin bir çuval vardır. Kimi bir keçi yavrusunu kucağına almıştır, kimi bir mandayı dürtüşleyerek önüne katmıştır. Boz eşek İsmail'in ardından başını önüne eğmiş küçük küçük adımlarla yürür. Kadınların pek çoğunun omuzunda asılı bir torba içinde bir yavru başı aşağıya sarkmış uyuklamadadır. Yürüyebilenler hep köyde kalmıştı ve sürpüntülüklerin içinden paytak paytak gelenlere doğru yürürler. Bu manzara Nuh'tan önceki ilk insan kümelerinin manzarasıdır. Lakin bu akşam gökten ne ceza ne mükafat şeklinde hiçbir belirti görünmeyecek. Her geceki mutat karanlık çökecek ve Zeynep kadın kızlarıyla gelinenin pişirdiği bir kap yemeği kirli bir tepsi içinde benim odamın kapısından içeri bırakacak. Yattığım yerden küçük harman yığınları görünüyor. Burası köye yarım saat mesafededir. İlk planda Bekir Çavuş'un tarlası var. Tam tarlanın ortasında kör kız tek başına oturuyor. Vakit bir öğle saatidir. Güneş altında kızın uzun saçları birer taze mısır püskülü gibi cilalı görünüyor. Bu kız henüz 12-13 yaşındadır ve o kadar cılızdır ki bir gün sırtını okşarken bütün kaburga kemiklerini saydım. Zavallı ye, niye böyle kırın? Ort, kar, kırın ortasında bu güneşin altında tek başına bırakmışlar. Onu mutlaka unutmuş olacaklar ve o tarlada herkesi henüz çalışmakta sanıyor. Kalkayım onu elinden tutup evine götüreyim derken bir de baktım ki Salih kambur Kamburoğlu haylaz haylaz dolaşarak ona doğru yaklaşıyor. Bu çocuk tıpkı bir sakat keçiye benzer. Bu çocuk diyorum. Belki de o bir delikanlıdır. Çünkü konuştuğu vakit sesi herhangi bir erkek sesinden daha kalın. İşte bu kızın önüne geldi, durdu. Ona bir şeyler söylüyor. Kız başını kaldırmış sanki görür gibi onun yüzüne bakıyor. Kambur iki elini kuşağına soktu. Etrafına bakındı. Sonra yine kıza dönüp bir şeyler mıldandı. Kız utanmış gibi başını önüne eğdi. Kambur külahını çıkardı. Uzun bir süre tepesine kaşıdıktan sonra kızın yanına çöktü. Şimdi ikisi de omuz omuza oturuyorlar. Fakat kamburun ne eli ne ayağı rahat duruyor. Kah yerden aldığı bir diken veya saman çöpüyle kızcağızın ensesine dokunuyor. Kah parmaklarının ucu ile çıplak tabanına gıdıklamaya çalışıyor. Kız huysuzlaşıyor. Kalkıp gitmeye çabalıyor. Öbürü tekrar elinden çekip yerine oturtuyor. Hayatımda hiç bu kadar iğrenç derecede gülünç bir manzara görmedim. Bu alelade bir yaranmaz erkek çocuğun bir uslu kız çocuğun musallat oluşu gibi değil. Çok daha canavarca bir şey. Denilebilir ki bir yılan bir kurbağayı yutmaya çalışıyor. Denilebilir ki dev kadar kocaman bir örümcek bir pervanenin etrafında ağını örüyor. Kambur kızın canını acıttığına acıtmaya başladı. Kambur kızın canını acıtmaya başladı. İki defa bağırdığını işittim. Bari gidip işkenceye son vereyim dedim. Ne lüzumu var? Kız kaçıyor. Kambur arkasından kovalıyor. Kız önünü görür gibi koşuyor. O kadar ki derenin kenarına gelince durdu. Ve ancak bu suretle tekrar avcının eline düştü. Bu sefer kambur onu belinden sımsıkı yakalamış bırakmıyordu. Sürükleyerek derenin içine doğru çekti. Ben yerime otururken her şeyi anlamış bulunuyordum. İnsan hayvanların en iğrenç olanıdır.'' Nihayet Saliha yapacağını yaptı. Benim hesabıma ekilip biçilen Zeynep kadının tarlasından iddia ettiği ortaklık hakkını bir gece hiçbirimizin haberi olmaksızın kaldırıp götürdü. Bu vakayı duyduğum anda öfkemden beynim attı. Ömrümde adam dövmedim fakat Zeynep kadın başta olmak üzere bütün ev halkı önüme çıkıp yalvara yalvara vazgeçilmeseler de mutlaka gidip bu küçük köy ağasını biri iyi pataklayacaktım. Meğer birkaç gün önce bu işi yapacağını haber vermiş vermiş imiş. Ben de biliyordum ki tarlanın asıl sahibi olmak iddiasıyla ekinden bir pay almak fikrindeydi. Fakat hayasızlığı cüreti bu derece ileriye götüreceğini asla tahmin edemezdim. Neyse olan oldu. Şimdi ne yapmalı? Doğrusu ben kendi hesabıma herhangi bir yürek acısı duymuyorum. Biraz darı, biraz buğday ektirmiştim. Bu da ancak Mehmet Ali'ninkilere bir faydam olsun fikriyleydi. Bununla beraber onlar da bundan çok üzgün görünüyorlar. Bilakis beni yatıştırmaya çalışıyorlar. Sen sen sağ ol, aman bir gırıltı çıkarmayalım diye yalvarıyorlar. Beni öfkelendiren de işte onların bu korkuları, bu miskinlikleridir. Onlar da adalet duygusunu kurcalamaya çalışıyorum. Gafi nafile, taş gibidirler.'' Bunlar henüz bir sosyal yaratık haline bile girmemiştir. Ta yoğuntulmamış taş devrindeki insanlar gibi yaşıyorlar. O vakitlerde kabilenin en güçlüsü elinde bir ağaç baltası, ile sizin üstünüze yürür, ağzınızdan lokmanızı, ininizden kar, kar, karınızı alıp götürürdü ve bu herkese tabii olanlar gibi sakınılmaz, önlenmez görünürdü. Köylü de mülkiyet duygusu her şeyin üstündedir derler. Uzun yüzyıllardan beri devam eden dış istilalar, iç eşkıyalıklar Türk köylüsünde bu duyguyu da köreltmiştir. Hepsinin içinde semavi bir afet esnasında bir köyün sürüsünün ülkekliğinden bir şey var. Neden ürküyorlar? Bunu tarif ve tahlil etmek mümkün değildir. Onları bu hale koyan, üstünde yaşadıkları bu sert ve haşin tabiat mıdır? Merhametsizlik bir üvey ananın göğüsü gibi hareketsiz bu topraklarda ancak böyle bir öksüz çocuk ruhu dalgalanabilir. Lakin bütün bu felsefeler beni gidip Saliha'ya çatmaktan alıkoyamadı. Meydanlıkta kahvenin çardağı altındaydı. Ağır ağır üzerine doğru yürüdüm. Beni görünce sap sarı kesildi. Başın önüne eğdi, büzüldü. Gittim önüne dikildim. Bizim ürünü gece çalan sen misin? Cevap vermiyor, yere bakıyor. Söyle hırsız sen misin? Şimdi yakandan sürükleye sürükleye seni en yakın karakola götüreceğim. Ayağının baş parmağını avucunun içine aldı. Söyle diyorum, söyle diyorum. Ve kendimi kaybedip yakasına yapıştım. Silkinip geriye çekilmek istedi. Sarstım. Davrandı, ayağa kalktı ve elimden kurtulmak için çabalamaya başladı. Kahvede kimse yoktu. Kahveci de suya gitmişti. Salih hat uzağa düşmüş bir çakal gibi pencerede kıvranıyor. Birden herifin ağzını elimin üstünde hissettim. Bir hayvan gibi ısırmaya çalışıyordu. Kara seyrek dişlerinin nemini derimde duyar duymaz bütün hiddetim bir derin tiksintiye çevrildi. Onu nefretle geriye ettim lakin yere düşmesiyle toparlanıp kalkması bir oldu. Bir sıçrayışta kahvehanenin peykesinden öteye atladı. Koşarak kaçtı gitti. Bir süre gülmekle almak arasında hasmımın yerde kalan pabuçlarına baktım. Her şeyi bu kadar ciddiye almak, bu kadar öfkelenmek neden? Kaç gün yüreğimde bu olayın azabını taşıdım. Gidip Salih Han'ın kendisinden bizzat af dilemek istedim. Ama o bana karşı hiçbir kin taşımıyor gibi. Yapacağını yaptıktan almak istediğini aldıktan sonra ötesinde pek önem vermiyor. Hatta meselenin bu kadarcıkla kapanmış olmasına seviniyor. Belki bununla da kalmayıp içinden bana karşı bir küçümseme duyuyor. Beni herhangi bir delikanlı gibi ham ve hoyrat buluyor.'' Aşar memuru köye geldiği gün onu ilk karşılayanlardan biri Salih ağa oldu. Bir süre baş başa konuştular. Sonra yanlarına Bekir Çavuş, Muhtar ve İmam geldi. Salih ağa gayet önemli ve işbilir bir adam tavrı takılmış. Hepsine ağır ağır yavaş yavaş bir şeyler söylüyor. Yanlarından geçerken hepsi birden kalkıp bana selam verdiler. Baktım Salih ağa da kalkmış selam veriyor, veriyor. yanlarına vardım. Merhaba ağlar. Aşar memuru setre pantolonlu, kauçuk yakalıklı, yüz, yüz, yuvarlak bir kır, kıranta adamdı. Dizleri ve ayaklarının uçları birbirine bitişik oturuyor, iki laf arasında bir uykuluyor. Bu yıl bir uğursuzluk var emme diye. Ne diye ne diyen be? Sen ne diyen? İyi olur inşallah. Bu tarzda başı yok, sonu yok bir konuşmanın ortasına düştüm. Gerçi ben gelince yüzler değişti, sözler değişti. Fakat aşağı memurun yüzündeki uyku, ha, Uyku hali dağılmadı. Sivri hisardan geliyormuş. Yola çıkalı 15 gün oluyormuş. Onun için ne sorsam bilmediğini söylüyor. Ankara sizi daha yakın diyor. Ankara bize daha yakın. Bu sözde bilmem niçin yüreğime ferahlık veren bir şey var. Bir gün kalkıp oraya gideceğim. Lakin bu şehir o kadar kalabalıkmış ki gidip de açıkta kalmaktan değil ama faydasız bir konuk olmaktan çekiniyorum. İçinizde Ankara'yı gören var mı? Bir aşar memuru görmüş. Sivrihisar'a tayin edilmezden önce kalecikteydim. Oradan geçtim. 10-15 gün kaldım. Fena yer değil. Ama suyu yok, yeşillik yok. Hem öyle bir pahalı, öyle bir pahalı ki. Vekil Çavuş geçenlerde Polatlı'ya kadar gitmiş. Gördüm diyor trenler Ankara'dan Eskişehir'e boyuna asker taşıyor ve Eskişehir'den Ankara'ya vagon dolu erzak gidiyordu. Muhtar hep büyükler oraya toplanmış dedi. Aşar memuru kim bilir kaçıncı uykusundan baş kaldırıp büyükler mi? Öyle öyle. Bizim müdür de orada. Ben gördüm diye mırıldandı. Soruyordum. Aylıklar muntazam çıkıyor mu memur efendi? Aylıklar hiçbir zaman bu kadar muntazam çıkmamıştı. Ayın 30'u oldu mu? Hemen bodrolar hazırlanıyor. Bir imza edip almak kalıyor. Milli hükümetin bu başarısını duyunca sevinçten yüreğim hopluyor. Her şey buna göre ben Kalecik'ten Ankara'ya üstümde bin lira emanet parayla geldim. Yolda kah, kah Yahya yürüdük, kah açıkta yattık. Elhamdülillah, kılım, kılımıza dokunun olmadı. Her taraf güven içinde. Yüreğim bir daha sevinçten ağzıma geliyor. Güya bütün asayişi düzen sağlayan benmişim gibi bir gurur ve iftihar duyuyorum. Memura köylüleri göstererek. Bir de bunlar her şeyin kötüye doğru gittiğini söylerler. Her uğursuzluktan, bereketsizlikten bahsederler diyorum. Lakin memur bu sırada gene uykuya dalmıştı. Köylülerden biri öyle deme beyim dedi ve eliyle ovada bir geniş daire çizerek. Vakti zamanında şu gördüğün yerler hep ağzına kadar dolu arzak kuyularıydı. Şimdi açsam diplerinde bir tane arpa bulamazsın. Aşar memuru tam bu sırada gözünün bir tanesini açtı ve bana inanma yalan söylüyor der gibi bir işaret yaptı. Anadolu köylüsünün zahiri ambarları bomboş fakat Türk, Türk entelektüeli yedi devlete harp çıkmıştı, açmıştır. İstanbul'da Ali Kemal buna delilik diyor. Ben bu hali ulvi ve heyecan verici bir manzara gibi seyrediyorum. Ankara'da hakimiyet milliye Hakimiyet Milliye Gazetesi İtilaf Kuvvetleri'nin İstanbul'daki rezaletleri diye bir olaylar sütunu açmış. Öbür tarafta galipler aklınızı başınıza alın başlıklı bir makale neşir ediyor. Havada milletin hakimiyeti sözü bir vahiy gibi dolaşıyor. Gelip beni bu inzivada uyandırıyor. Türkiye'nin karanlık semasında Mustafa Kemal adı bir şafak yıldızı gibi parlıyor. Bunun etrafında bazı peykler beliriyor. Tekrar Türk ordusundan bahsediliyor. Mehmet Ali'den mektup da geldi. Mektup olduğu alay kütup. Mektup olduğu alay Kütahya'daymış. Ara sıra bizim taraflardan bir kafile asker veya bir subay grubu gelip geçiyor. Bunlardan bazılarını bizim köyde konuk ediyorum. Bunlar artık benim bildiğim cihan savaşı subayları değildir. Bazılarıyla tanışmakla beraber onlar da eski ruhtan, eski kafadan bir belirti bulamıyorum. Bunlar bir ordunun alilade subayları olmaktan ziyade yeni bir meczubun öncüleri gibidir. Cihan savaşında her biri bir şeyden şikayetçiydi. Hepsi devletin siyasetini tenkit ederdi. Hepsi canından bezgin görünürdü. Şimdi ise tartışma bile kabul etmiyorlar. Mutlaka yeneceğiz diyorlar. Fakat inanılacak şey değil. Ben savaş istemeyenlerin arasında yaşıyorum. Bu milletin tek güç kaynağı bu köyler. Bu hastalık, yoksulluk, umutsuzluk yuvaları değil mi? Bu, bu savaşta subayların yönetecekleri insanlar hep bu aralar, aralarında yaşadığım kanları çekilmiş, derileri kemiklerine yapışmış, gözlerinin feri kaçmış hayaletler değil mi?